Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Ercan Avşar. Kırşehir'de teknik servis olarak hizmet vermekteyim. Efendim, malum geçtiğimiz haftalarda Kurban Bayramı'nı kestik ve Kurban Bayramı'nda kesilen etler sıcak sıcağı buzlavaya, derin dondurucuna koyduk. Bunun herhangi bir zararı var mıdır? Bunun ayarlarını oynamak gerekir mi? Evet, şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Kurban etlerimizi kestiğimizde derin dondurucularımız olsun, buzdolaplarımız olsun, etimizi ilk sıcak koyduğumuzda dolaplarımıza şoklama bölümü, yani o eti aniden şoklayıp daha uzun ömürlü olması için şoklama bölümlerimiz var. Eğer ki bu ayarlarımızla kullanmayı bilmiyorsak eğer, normal standart ayarlarında durması makuldür. Fakat şoklanan et daha uzun ömürlü olur. Yani tazeliğin daha uzun süre giderir. Biz bunun için müşterilerine diyoruz ki dolaplarımızın olsun, derin dondurucularımızın olsun, kullanma kılavuzlarında okuduğumuzda şoklama bölümleri var. Bu bölümleri getirdiğimizde bir gün, yani 24 saat boyunca çalıştırdığımızda etlerimiz daha uzun taze kalır. Hem de etimiz çözünme süresinde oluşan bakteri ve birçok mikrobun önlenmesine neden olur. O yüzden şoklama bölümünü alırsak daha iyi olur. Lakin eğer bu ayarları bilmiyorsak herhangi bir ayarla oynamamıza gerek yok. Derin dondurucu olsun, buzdolabı olsun, normal eski standart ayarlarımızda kalması makuldür. O yüzden müşterilerimize biz sizin aracılığınızla buradan devamlı bilgi veriyoruz. Buzdolaplarımızı Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce boşaltıp, tamamen içerisini boşaltıp 24 saat dinlendirmeleri gerekiyor. Bu derin dondurucu da olur, buzdolabı da olur, no frost veya diğer dolaplar da olur. O yüzden bir hafta, bir gün boyunca dolabımızı dinlendirdikten sonra fişimizi takıp 24 saat çalıştırıp eti koymamız gerekiyor. Bu hem dolabın çalışma açısından iyi olur, hem de etimizin daha sağlıklı kalmasına neden olur. Peki efendim, derin dondurucu veya no frost'a da et koyduktan sonra herhangi bir erime veya tekrar buzdolabı olduğu zaman vatandaşlarımız da tabii ki. Şimdi şöyle, çoğu şikayet diyor ki ben et koyduktan sonra dolabımda buzlanma oldu diyor. Bu normaldir. Çünkü sıcak hava ile soğuk hava birleştiğinde ve kapı contalarından alınan havalardan dolayı bu karlanma, buzlanma olur. Bu gayet normaldir arkadaşlar. Bununla ilgili herhangi bir problem çözümünü aramayın. Veyahut da işte elinize sert sivri bir şey alıp buzu kazmaya çalışmayın. O yüzden sadece etlerimizi koyalım. Yılda bir gün veyahut da 6 ayda bir gün dolabımızın fişini çekip 24 saatliğine etlerimizi başka bir dolapta muhafaza edip dolabımızı temizleyelim. Ama bunu Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce yaparsak hem bir yıl boyunca etimizi bir daha çıkarmamış oluruz, dolabımızı dinlendirmiş oluruz, hem de etlerimizin buzun çözülüp tekrar buzlanmasına neden olmaya gerek kalmaz.